Bugün 7. ünite toplumsal değişme nedir? Toplumsal değişme sürecinde kentleşme nedir? Nüfus nedir? Biraz onlar üzerinde durmaya çalışacağım. Davranış bilimlerinin en önemli konularından bir tanesidir bu toplumsal değişme. Çünkü işte Heraklus'un bir lafı vardır, belki duymuşsunuzdur. Dünyada değişme hariç hiçbir şey sabit değildir der. Bu da değişmenin devamlı olduğunu bize ifade eden kavramlardan bir tanesi. Tabii baktığımız zaman toplumsal değişme bizim bütün konularımızı değiştiriyor. Yani işte ekonomide değişme, işte aile konusunda anlattık, ailede meydana gelen değişmeler, gruplarda meydana gelen değişmeler, teknoloji birazdan söz edeceğiz, teknolojik değişmeler. Yani yaşam boyunca insanlar yaşam devam ettiği sürece bir değişme sürecinden söz ediyoruz. Bu da tabii çok önemli çünkü değişmeyle birlikte toplumlar değişiyor, davranışlar değişiyor. Mesela eğitim kurumları değiştikçe eğitim süreçleri değişiyor. Şimdi Türkiye'de mesela gündemde ne zaman gerçekleşir bilmiyorum ama üniversiteler ve bütün eğitim kurumları için eğitimleri işte haftada 3 güne, hani 5 gün yapıyoruz biliyorsunuz, cumartesi pazar hariç, işte 3 güne indirmeyi işte hükümetle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bildiğim kadarıyla birkaç gündür televizyonda, haberlerde böyle bir değişim görüyoruz. İşte sürekli bir değişim çağındayız. Dolayısıyla biraz bugün değişim nedir, değişimin nedenleri nelerdir, bunlardan söz etmeye çalışacağım. Sonra da biraz şeyden söz edeceğiz, değişimin dışında. Kentleşme, kent değişiyor, kentler değişiyor. Değişik kentleşme biçimleri ortaya çıkıyor. Eskisinden farklı bir kentleşme yapısı içerisindeyiz. Tabii nüfus da buna bağlı olarak değişiyor. Nüfus bilimi biliyorsunuz çok önemli sosyolojide. Biraz bugün bunlardan söz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi nüfus dedik, toplumsal değişme dedik, nüfus ve demografi dedik, kent ve kentleşmeye bakış dedik, sosyolojik bakış açısı dedik ve bunlar üzerinde biraz durmaya çalışacağız dedik. Şimdi önce isterseniz toplumsal değişme kavramından söz edelim. Ortaya çıkan yeni bir toplum yapısının incelenmesinde toplumsal değişme kavramı kullanılmaktadır. Biraz önce de dediğim gibi toplum yapısını deyince aklımıza işte kentleşme, eğitim, din, başka aile, toplumsal gruplar, işlediğimiz bütün konular aslında tabakalaşma, ekonomi, siyaset, politik davranışlar, bunların hepsi giriyor aslında toplumsal değişme deyince. Biz zaten bütün bu konuları zaman içerisinde geçmişte nasıldı, günümüzde nasıl böyle incelemeye çalıştık. Tabii toplumsal değişmenin gerçekleşmesinde özellikle iki tane kavram üzerinde duruyoruz. Bunları iki başlık: öğretmenler ve dışsal etmenler. İki grupta topluyoruz. Evet, moderatör arkadaşımdan rica edeyim. Sesler geliyor. Bu, acaba dış sesleri kapatabilir miyiz? Bu sınıftan mı geliyor yoksa moderatörlerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bir sesler geliyor. Arkadaşlar, toplumsal faktörler demek ki içsel etmenler, dışsal etmenler diye iki grup altında topluyoruz dedik. Demografi de nüfus bilimi olarak karşımıza çıkıyor. Birazdan da söz edeceğiz. Son derece önemli kavramlardan bir tanesi demografi. Nüfusun büyüklüğü, dağılımı, yaş, toplumsal cinsiyet, etnik köken, refah bakımından yapısı, doğum, ölüm oranları, göçler ve bu göçlerin toplumlar üzerinde yarattığı etkiler. Mesela şu an neleri inceliyoruz? Birazdan söz edeceğiz demografi biliminde, yani nüfus biliminde. Yaşlar mesela çok önemli. İşte genç yaş mı, genç nüfus mu fazla, yoksa işte erken yaşta ölümler mi çok fazla? Doğum oranları ne kadar, ölüm oranları ne kadar? Ölüm oranlarındaki yaş
doğrultuda. Çünkü mesela bir ülkede yaş ortalamasının çok yüksek olması ve ölümlerin geç olması o ülkenin refahı ve gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı bir süreç. Doğumların çok yüksek olması ise o ülkenin daha az gelişmiş olmasını gösterebiliyor. Çünkü siz de biliyorsunuz doğumlarla ölümlerin arasında bir oran olması gerekiyor. Bunları demografi bilimi inceleyebiliyor. Tabii toplumsal değişmede iç etmenler dediğimiz faktörler daha çok altyapı unsurları. Onların topluluk ve toplum üyeleri arasında dağılımları, kaynak dağılımının ne kadar olduğu, iç etmenler ise tersine baktığımızda işte doğal afetler, teknoloji, nüfus hareketlilikleri, insanların bir yerden bir yerine göçleri, bu göçlerle birlikte ortaya çıkan olumlu olumsuz faktörler, siyasal örgütlenmeler, bunlar yine birazdan söz edeceğimiz nüfus ve demografi konusu içerisinde inceleniyor arkadaşlar. Evet, bir sesler geliyor ama onu engelleyemedik arkadaşlar. Demografinin iki grupta inceliyoruz biz demografiyi. Formal ve sosyal demografi olmak üzere iki çeşidinden söz ediyoruz. Formal demografi nüfusun matematiksel yönü ile ilgilenirken sosyal demografi ise daha çok toplumsal ve kültürel faktörlere odaklanabiliyor. Şöyle isterseniz söz edelim. Evet, başta şunu bir inceleyelim. Formal demografinin içinde mesela biraz önce dediğim gibi nüfus oranları, doğum ölüm oranları, içerisindeki etnik kökenlere göre dağılımı. Mesela şu an Türkiye ciddi anlamda bir dışarıdan göç aldı. Ya, özellikle İstanbul'da farklı etnik kökenden pek çok insanın yaşadığını görüyoruz. İşte bu açıdan baktığımızda demografinin işte yani etnik köken açısından kişi sayısı, bunların yerleşim bölgeleri daha çok matematiksel yönüyle sosyal demografi ise daha çok toplumsal ve kültürel faktörlere odaklanıyor. Mesela bunlar neler? İşte bak gördüğümüzde kültürel etkenler son derece önemli. Kültürel etkenler dediğimiz okuma yazma oranları, normlar, değerler, sağlandığı, norm ve değerlere ne kadar uyum sağlandığı. Bunun dışında okuma yazma oranları kültürel etkenlerde, ülkenin gelişmişlik düzeyi, iletişim ağları genelde. Bunlar din konusu tabii kültürel etkenlerde son derece önemli normlar ve değerlerin içerisinde yer alıyor. Bunların işte insan toplumsal değişme özünde etkili olan faktörleri en çok kültürel faktörlerle açıklamaya çalışmış. Onun için çok önemli. Fiziksel etkenler çok önemli. Mesela işte insanların coğrafi bölgesine göre toplumsal değişim olanları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Mesela ne diyelim? İşte Türkiye'den örnek verelim. Akdeniz bölgesi diyelim. Denizle çevrili biliyorsunuz Türkiye'nin etrafı. İşte deniz bölgelerinde yaşam standartları biraz daha farklı. Fiziksel etkenler biraz daha farklı. Evler yapılırken binalar bile o ülkenin veya o toplumun veya o şehrin fiziksel ve kültürel koşullarına göre daha çok da hava ve iklimine göre değişiklik yaşayabiliyor. Siyasal örgütlenmeler ise sosyolojik olarak ele alındığında hangi örgütler yürütüyor? İşte toplumun siyasal örgütlerindeki yapılaşma nasıl? Tabakalaşma ne oranda? Mesela altla üst arasında büyük bir eşitsizlik farkı var mı? Bu eşitsizlik daha çok hangi gelir grubuna göre değişebiliyor? Çünkü toplumlara göre değişebiliyor. Kırsal kesimdeki tabakalaşma süreciyle kentsel toplumlardaki tabakalaşma süreci birbirinden farklılık taşıyabiliyor. Bu da siyasal örgütlenmelerin konusu olarak. Ve nüfus tabii ki çok önemli. Yani nüfus ne kadar olduğu, işte nüfus göçleri,
nüfus dalgalanmalar, hareketlilik, evlilikle birlikte mesela ailelerin birbirlerine bağlanması, büyük aileyle birlikte insanlar yerleşim bölgelerini değiştirebiliyorlar bir toplumdan bir topluma. Yani evlenen genelde de kadın evlendiğinde ailesi erkek ailesinin tarafına doğru göç edebiliyor. Bu da tabii nüfus hareketleri belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Yine işte son zamanlarda ekonomik problemlerle birlikte, işsizlikle birlikte kırsal kesimden kentsel topluma veya kentsel toplumdan kırsal kesime doğru bir göç olgusu da yaşanmaya başladı. Yani günümüzde daha çok tersine bir göç de görebiliyoruz. Yani kırsal kesimden kente eskiden göç varken şimdi kentsel toplumdan kırsal topluma daha çok göçü görüyoruz. Teknolojide tabii bunlar da hep inceleniyor, hareketlilik. Yine çevresel değişmeler yine bununla ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Nüfusla ilgili en büyük soru eşitsizlik arkadaşlar. Eşitsizliği de slaytta da gördüğünüz gibi dört grup altında topluyoruz. Sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk ve yaş temelli ayrımcılık olmak üzere topluyoruz. Bu da eşitsizlikle ilgili karşımıza çıkan önemli konulardan bir tanesi. Sosyal sınıf içinde bulunduğumuz toplumların sınıfını belirleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal sınıf dediğimizde işte hepimizin gelir grubu, eğitim grubu sosyal sınıfımızı belirliyor. Ama baktığımız zaman arkadaşlar eskiden sosyal sınıflarda hani Hinduizm dininde olduğu gibi bir sınıfın üyesi olarak edinilmiş statü adını veriyorduk. Bir üst sınıfı atlamak mümkün olmuyordu. Yani kapalı bir kast sınıf sistemi vardı. Ama günümüzde sosyal sınıf değişik görüyoruz. Yani insanlar ne yapıyoruz? Bir üst sınıfa atlayabiliyorsun. Mesela eğitim alıyorsun. Eğitimle birlikte sizin durumunuz arttıkça bir üst sınıfa yükselebiliyorsunuz. İkincisi toplumsal cinsiyet. Bu da çok önemli. Artık eşitsizlikte işte geçen haftalarda anlatmıştım biliyorsunuz. Geçen haftanın en son konusuydu. Dolaylı, doğrudan ya da küçük bir sınıfa ait cinsiyet ayrımcılığın olduğundan ve bunlar toplumda cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı kadınlara ya doğrudan ya da dolaylı olarak ayrımcılık yapıp kadınları bazı mesleklere almadıklarından söz etmiştik. Bu da eşitsizliği ortaya çıkarıyordu. Yani mesela doğrudan bir işe girişte kadına yönelik bir ters bir düşünce, kadın alınamaz diye bir madde olmamasına rağmen insanlar genelde kendi aralarında konuşarak o mesleği kadına uygun görmeyi almıyorlardı. Geçen haftalarda anlatmıştım. Buna dolaylı cinsiyet ayrımcılığı diyor idik. Yine toplumda boşanmalarda işte şiddet açısından derslerimizde ara ara söz etmeye çalışıyorum. Toplumsal ayrımcılığı görebiliyorum. Irk ve etnik köken yönünden yine ayrımcılık söz konusu. Bazı şeylerde aynı kadına yapılan ayrımcılıkta olduğu gibi bazı iş yerlerinde etnik köken açısından işte kadınların alınmadığı gibi farklı etnik kökenden işte diyelim ki mesela şu an Türkiye'ye Suriyeliler geliyor, Azerbaycanlılar var, işte Bulgaristan göçmenleri çok fazla yine Türkiye'de baktığımızda başka bunun dışında Romanya'dan çok gelenler oluyor, Tatarlardan çok gelenler oluyor. Hani, yani eğer resmi bir ayrım olmamasına rağmen farklı etnik kökenli iş yerinde çalıştırmak istememe bu da bir ayrımcılığa giriyor. Yaş temelli ayrımcılık. Bu da çok önemli. Bazı mesleklerde yaşlılar, bazı mesleklerde gençler tercih edilmiyor. İşte mesela nasıl diyelim? Ağır işlerde, ağır taşınması gereken işlerde eğer ki yaşlıysa işte ağır işlerde çalışamayacağı düşünerek yaşı olan insanları bu meslekte fiziksel bir
güç gerektirdiği için tercih etmiyorlar. Bazen gençleri de tecrübeleri olmadığı için bazı meslekleri tercih etmiyorlar. Mesela hep üniversite öğrencisi arkadaşlarımız bundan şikayet ediyorlar. Diyorlar ki yani işte tecrübemiz yok diye bizi işe almıyorlar. Peki biz tecrübemiz işe alınmazsa nasıl gelişecek? Bu da yaş temelli ayrımcılık olarak eşitsizliği belirleyen önemli değişkenlerden biri sevgili arkadaşlar. Geçtiğimizde eşitsizlikle ilgili karşımıza çıkan iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ötekileştirme, diğeri de damgalama. Ötekileştirme genel olarak hoşlanılmayan, istenilmeyen, özellikle yani istenilmeyen özelliklere sahip olanlar için kullanılan bir kavram olarak görüyoruz. İstenilmeyen özelliklere sahip olan kişiler için kullandığımız bir kavram, ötekileştirme. Yani mesela işte farklı etnik kökenden gelenleri ötekileştiriyoruz. Ya da işte kadınlara göre yönelik bir davranış varsa onu yine ötekileştiriyoruz. Ya da bedensel bir özürü varsa biz bunu genelde hoşumuza gitmeyen, istemeyen bir şeyse bunu ötekileştirip genelde bir eşitsizlik kavramı toplumsal içerisinde. Bu da tabii bir ön yargı olarak karşımıza çıkıyor. İstediğimiz bir şey yok değil. Ön yargıları biz etik davranışlar olarak söylüyoruz. Yani ötekileştirme gerçekten yani istenmeyen bir davranış biçimi, eşitsizlik şekli. Çünkü insanların özellikleri doğuştan gelen özelliklerini ötekileştiriyoruz. Damgalama ise sosyolojik olarak kişi ya da kişilerin genelde sosyal kimliklerini, sosyal değerlerini küçültmek, azaltmak aracı ile kullanılan olumsuz etiketlemeleri içeriyor. Mesela nasıl damgalıyoruz? İşte diyoruz ki hem etnik köken açısından damgalıyoruz. İşte kırsal kesimden geldiği için sosyal kimliklerini küçültüyoruz. Bedensel özelliklerini belki değer olarak görüp onları küçültüyoruz. Ya da nasıl damgalıyoruz? Daha önce eğer ki bir suç işlemişse ama bu suçun cezasını çekmişse önümüzdeki yarınki konuda yarın anlatacağımız bireylere etiketlendiriyoruz. Biz buna etiketlendirme kuramı diyoruz. İnsanları damgalayarak suç işleme eğilimlerini arttırıyoruz. Bu da tabii toplum içerisinde bir eşitsizlik yaratabiliyor. İşte insanların boyları, işledikleri suç, geldikleri aile, geldikleri etnik köken, hatta bazen yaşadıkları şehir bile küçümsenerek, işte eğer batıdaysak doğudan gelen bir kişiyi damgalayıp işte onların değerlerini düşürtüp azaltabiliyoruz. Bu da tabii ötekileştirme damgalama eşitsizlik açısından olumsuz bir davranış ve çok tabii ki bizim için olumsuz bir davranış olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini zaten biraz önce söz etmiştik arkadaşlar. Kadının toplum içerisindeki statüsünün düşüklüğünü ele alıyordu. Arkasında ataerkil düşüncenin varlığından söz ediyorduk. Ataerkil aile yapısı neydi? Anne babanın ortaklaşa yaşadığı evde erkeğin üstünlüğü, kadının ise alt sınıfta yer almasıydı. Genelde ataerkil düşüncenin sahip olduğu ailelerde kadının değeri ve önemi çok düşüktü. Kadın eğitim almış olsa bile değerinin düşük olduğunu gördüğümüz aile tipiydi. Ataerkil aile yapı. Bu ataerkil aile yapısını iş yerlerinde de görüyoruz biz. Yani kadının değerinin düşük olduğu, arkasında işte kadını ikinci sınıf vatandaş gibi gördüğü ortaya çıkıyordu. Hatta bu ataerkil aile yapısının kadın cinsiyet eşitsizliğinde Marksist bir yapıda yer aldığından da söz etmiştik. İşte burjuva ile proletarya toplumda nasıl burjuva üretim araçlarına sahip olanları, proletarya ise üretim araçlarına sahip olmak isteyenleri belirlediği
görüşü vardı. Bu görüş iş yerlerinde de öyle. Yani kadını proletarya, erkeği burjuva olarak görüyor. Slaytta da gördüğünüz gibi yürüyen merdivenlerden rahatça erkekler yükselebilirken kadınların önüne engel koyularak işte burada merdivenleri tırmanması çok yüksek. Hatta cam tavan yaklaşımı dediğimiz belki de duymuşsunuzdur. Kadın yukarı çıkarken cama toslayıp aşağı iniyor. Yukarısı cam, görünmez bir cam. İşte kadınların yükselmesinin engellenmesine cam tavan yaklaşımı diyoruz. Bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gerçekten ortaya koyan çok önemli yaklaşımlardan biri. Tabii ki istenmedik davranışlar. Modern toplumlarda biz buna ne yapıyoruz? Yer vermiyoruz arkadaşlar. Evet, burada etnik köken ve ırksal farklılıklardan söz ediyoruz. Bu da yine değişme sürecinde son derece karşımıza önemli bir olgu olarak çıkıyor. Biyolojik en azından farklılıklara vurgu yapan ırk tartışmaları ve kültürel farklılıklar üzerine inşa edilen etnik kökenlerin kavramlaştırılmasının özünü üstünlük algısı oluşturmaktadır diyor. Burada da daha önce dediğimiz gibi bu toplumsal değişmede etnik köken farklılıkları, tabii ırksal farklılıklar çok önemli. Biyolojik farklılıklar çok önemli. Çünkü işte zence, siyah veya işte sarı ırktan olmak ya da işte Amerika'da çok farklı biliyorsunuz etnik kökenden yaşayanlar var. Çünkü Amerikan toplumu deyince şimdi aklıma o geldi. Irksal farklılıklar ve etnik köken deyince Amerikalı diye bir etnik köken yok aslında. Çünkü işte Meksikalılar, işte Fransızlar, İtalyanlar, Türkler, Yunanlar, birçok Çin, Japon, çok kişi Amerika'ya gidip yerleşiyor. Dolayısıyla etnik farklılıkların, etnik kökenlerin en çok olduğu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu üstünlük algısı özellikle Avrupa ve Batı ülkelerinde doğmuş olmak ve etnik köken açısından Batı ülkelerinde olmak bir ne diyelim bir kazanılmış statü olarak karşımıza çıkıyor. O da tabii ülkelerde bir kavramsallaştırmasının temelinde bu da ırksal farklılıklar ve etnik köken hep bir toplumsal değişmede önemli bir konu, bir ayrımcılığa da bir neden olabiliyor sevgili arkadaşlar. Biraz önce de söz etmiştik, nüfusun giderek yaşlanması sorunu ile yakın bir ilişki içerisinde yaşlanma olgusu farklı toplumlarda değişik şekillerde ele alındığını gösteriyor. Yaş temelli ayrımcılığa birçok toplumda çok sıklıkla rastlanıyor. İşte ama biraz önce de verdiğim örneklerdeki gibi burada mesleklere değişebiliyor. Mesela çoğu meslekte de yaş ilerledikçe eğitim artıyor ve tecrübe arttıkça insanlar tercih ediyor. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Bir doktora giderken genelde kimi tercih ediyoruz? Biz daha yaşlı, kıdemli bir profesörü tercih ediyoruz ki yani çok tecrübesi olduğu için ameliyatlarda daha başarılı olabilir diye düşünüyoruz. Genç bir doktorun operatörü tercih etmiyoruz çünkü çok genç olduğu için tecrübesiz olduğu düşünülebiliyor. Yani bazen yaş temelli ayrımcılıkta tersine bir şey durumda söz konusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani bazı mesleklerde de tersine görebiliyoruz biz bu açıdan baktığımızda. Bu da biraz önce de bunu açıklamıştım. Evet, nüfus kavramına, göç kavramı toplumsal değişmede çok önemli. Slide'da da görüyorsunuz, bir göçmen aileyi görüyoruz. İşte Türkiye'ye göç etmeye çalışan aileyi görüyoruz. Ve bu anlamda çok basında, haberlerde çok yüksek. Ve bu da tabii bizi hem göçler yasa dışı ve kayıt dışı tabii göçler olduğu için çok riskli. Nüfus kavramını genelde iki başlık altında topluyoruz. Kapalı nüfus, açık nüfus. Da biliyorsunuz dışarıdan göç alınabiliyor kapalı nüfusta. Ama içeriden dışarı
Dışarıdan içeri bir şey söz konusu değil. Yani giriş söz konusu değil. Oysa ki açık nüfusta bu iki olguyu da gözlemlemek mümkün. Hem insanlar dışa göç ediyorlar, hem de içeri göç edebiliyorlar. Bunları da görebiliyoruz. Nüfusu açısından baktığımızda kapalı nüfus, açık nüfustan bunları görebiliyoruz. Evet, göç olgusuna baktığımızda biliyorsunuz daha önce de biraz bahsetmiştim. Göçler çok önemli. Biraz önce de işte eğer nüfus kapalı bir nüfusa sahipse zaten dışarıya göç etmek yasak. Dışarıdan göç de almıyor. Ama nüfus açık bir sistemse bireyler itici ve çekici güçlerinden mekan ve coğrafi bölge değiştirebiliyorlar. Göç olgusunda iki unsurdan söz ediyoruz. Bunlardan bir tanesi itici güç. Bireylerin bir coğrafi mekandan nüfusun başka bir coğrafi mekana etmenler olarak görüyoruz. Bir coğrafi mekandan başka bir coğrafi mekana insanların göç etmesi olarak görüyoruz. Buna itici güçler deniyor arkadaşlar. İtici güçler nedir? İşte mesela kırsal kesimde veya küçük bir toplumdaysanız iş olanakları olmuyor. İş olanakları sizi itiyor. Yani daha farklı iş olanaklarının olduğu bir yere. Buna da zaten çekici güçler diyoruz. Yeni yaşam alanlarının olması, iş bulma olanakları daha fazla tabii ki kırsal kesim için itici güç, kentsel toplum için çekici güç oluyor. Tabii bazen kentsel, kırsal kesim diye de ayırmak çok zor. Mesela küçük bir kentte yaşayıp iş olanaklarının olmaması ya da evlenme, boşanma gibi ailevi nedenler, iflas etme, ekonomik sıkıntıların olması gibi faktörler itici güçler içerisinde de yer alabiliyor. Çekici güçler de insanların daha iyi yaşam alanı tercih etmek için yaptıkları unsurlar. İşte sağlık çok önemli tabii. Büyük kentlerde sağlık olanaklarından daha fazla yararlanılıyor. Bu da tabii kentin çekici güçlerini ortaya çıkarabiliyor. Daha sağlık olanaklarından daha fazla yararlanabiliyorsunuz. Bu da işte ameliyatlar, doktora kolay ulaşma, uzman doktoru bulma olasılığının daha yüksek olması yine çekici güçler olarak yer alıyor. Eğlence tabii çok önemli. Özellikle gençler için çekici bir güç olarak görüyoruz. Ama mesela insanlar yaşlandıkça bu çekici güçler itici güç olmaya başlıyor. Yani kentsel bölgeden mesela emeklilik sonrası birçok insanın kent yaşamını terk edip daha kırsal işte trafiğin olmadığı, gürültünün olmadığı, işte çevre kirliliğinin olmadığı alanları tercih ettiklerini de görebiliyoruz. Sağlıkla birlikte eğitim, eğlence de çok önemli. Eğitim de tabii çok önemli. Çünkü işte mesela bazı küçük kentlerde üniversitelerin olmaması itici bir güç olabiliyor. Yani özel üniversite olmuyor mesela diyelim ki. İşte çocuk özel üniversiteyi kazandığında bu da bir itici güç olup kendini büyük kentlere içerisinde yer alabiliyorlar. Büyük kentlere göç edebiliyorlar. Bu da çekici güç. Eğlence imkanları, sağlık, eğitim bunlar çekici güçler olarak demek ki karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, şimdi geldik. İlerleyelim arkadaşlar. Evet, geldik kentleşmeye. Kent ve kentleşmeye sosyolojik bakış. Şimdi kent biliyorsunuz birçok insanın kalıcı olarak iskan ettiği, kendi yiyeceklerini kendilerinin üretmediği bir yer. Yani göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş ile birlikte ortaya çıkan topluluklara kent toplulukları diyoruz biz. Tabii şimdi büyük kentler çok önemli. Slaytta da görüyorsunuz özellikle metropol kentler, çok büyük nüfusun olduğu kentler. Yaşam belki çok hani biraz önce anlattığım gibi çekici güçleri çok yüksek. İşte eğlence, sağlık, eğitimden faydalanabiliyorsunuz ama bunun dışında çok da fazla sorunun olduğu bir yer. Genelde kente geçtikten sonra yerleşik bir hayata geçiliyor kentlerde. Bir daha hani göç etmek daha zor olarak karşımıza çıkıyor.
Baktığımızda kentlerin yine çok önemli özellikleri kalabalık olması, kirlilik, çevresel faktörler, yerleşim olanakları, yaşam koşulları, trafikte işte uzun saatler, büyük kentlerde yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Akşam ve sabah saatlerinde özellikle belirli saatlerde gerçekten trafik çok büyük bir keşmekeşe dönüyor. Eskişehir'de de şimdi aynı duruma yollar yeterli gelmiyor. Dolayısıyla kent yaşamı gerçekten sosyolojik açıdan baktığımızda çok zor bir yaşam. Tabii tarlalar, açık alanlar çok fazla artık kentlerde kalmadı. Dolayısıyla birazdan söz edeceğiz. Farklı bir kentleşme içerisine geçtik. Artık değişti yani kentleşmede yerleşim alanları birbirinden farklılık göstermeye başladı. Dolayısıyla biz daha çok işte marketlerden alışveriş yapıyoruz. Hatta kentlerde artık bakkallar bile belki banyolarda olabilir. Kalmadı. Küçük ölçekli alışveriş yerleri yok. Daha çok büyük alışveriş merkezleri ortaya çıktı. Ve tabii kendimiz üretmiyoruz. Hazır bazı şeylerden yararlandığımız alanlara kentleşme diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, kentlere baktığımızda nüfusun aşırı yoğunluğunu görüyoruz. İşte az önce dediğimiz gibi çok kalabalık bir nüfustan söz ediyoruz. Gerçekten ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Özellikle büyük kentlerde. Bazı kentlere tabii göç daha fazla. Çünkü yaşam özellikle iş bulma açısından bugün gelen göçmenler bile belirli yerleri mesela Türkiye'de en çok işte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep gibi illerde nüfusun çok aşırı yoğun olduğunu görüyoruz. Bunlar büyük kentler ama gittikçe de göç almayla birlikte pek çok da sorunlar ortaya çıkıyor. Kırsal alana göre sorunlar daha çok ve daha farklı diyelim isterseniz. Mesela işte biraz önce saydığım gibi kentleşmenin getirdiği olumsuz sorunlar var. Ama bunun dışında da sağlık sorunları kırsal alana göre daha fazla. Çünkü gazların olması, doğal gazlar, işte arabaların kirletmesi çevreyi, işte çok insanın olduğu için çevresel sorunların olması, gürültü, bunlar insanların hem psikolojik hem fizyolojik hastalıklarını daha çok ortaya çıkarıyor. Yani biz burada kırsal alana göre daha çok sorunlar dememizin nedeni bu. Kırsal alanda evet belki işsizlik, eğlence gibi unsurlar, dinlenme daha rahat ama yaşam daha sağlıklı, daha doğal beslenme var kırsal alanda. İşte katkısız yiyeceklere ulaşmak daha kolay. Tarlalardan işte insanlar kendi ürünlerini kullandıkları için daha sağlıklı. Çevre kirliliği yok ve trafik yok. Dolayısıyla psikolojik anlamda gürültünün, çevresel faktörlerin, yaşam koşullarının getirdiği unsurlar kentsel bölgelerde tabii ki daha az. Yine ekonomik bir dönüşüm var. Tabii kentleşmede bu ekonomik dönüşümü de görüyoruz. Çünkü kent yaşamı bir döngü içerisinde. Bu da tabii insanları bazen bu çevresel dönüşüme uyumda sıkıntılar yarattırabiliyor. Çünkü nüfus yoğunluğunun çok olması insanlarda ekonomik problemler ortaya çıkarabiliyor. Artık yaşam koşulları çok daha zor. İşte enflasyonların yüksek olduğu özellikle daha gelişmekte olan ülkelerde kentleşme daha zor. Yaşam standartları çok zor. Ki burada ne dedik? Yaşam kalitesi düşüklüğü ortaya çıkabiliyor. Yani dediğim gibi insanlar kendilerine vakit ayırabilmiyorlar. Stres çok fazla kentsel bölgelerde. Kalabalıklıktan dolayı, yaşam koşullarından, ekonomik problemler, eğitimin zorlaşması, ulaşım problemleri. Bugün banyoleşme ile birlikte en büyük sorunlardan bir tanesi ulaşım faktörleri. İnsanlar işte birazdan söz edeceğiz farklı bir kentleşme yapısının içerisine girdiler, şehir merkezinden uzaklaştılar ama bu da yaşam kalitesini şöyle düşürdü. İnsanlar evlerinden işlerine giderken büyük bir saatin çoğunu
evde harcamak yerine işte vesaitlerde, yolda harcıyorlar. Bu da çok önemli. Heterojen bir yapı. Halbuki biz homojen bir yapının daha sıcak, daha birincil ilişkilerin yoğun olduğundan söz etmiştik hatırlıyorum konusunda. Oysa ki heterojen yapıyla birlikte grup birazcık daha birbirinden bağımsız bir hale gelebiliyor. Yani insanlar birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Mesela kentsel toplumlarda şöyle söyleyeyim, insanlar akrabalık ilişkileri yavaş yavaş birbirinden koptu. İnsanlar artık bireysel ifadelerle olmaya başladılar. Bireysel duygular içerisindeler. Kendileriyle baş başalar. Başkalarıyla iletişim kurmakta gerçekten güçlük çekebiliyorlar. Dediğim gibi yolda kadının çalışma hayatına girmesi heterojen bir yapıyı oluşturdu. Yani insanlar farklı yaş gruplarından, farklı normlar, farklı değerler içerisindeler. Dolayısıyla bu heterojen yapı ciddi bir sorun. Çünkü bir bağlılık ortadan çıktı. Sevgi ilişkilerinin yerini kent toplumlarında heterojenlikle birlikte sevgi toplumu değil, çıkar toplumlarına dönüştü. Yani insanlar daha çok içe kapandılar, birincil gruplardan uzaklaştılar. Belki sizler de bunu yaşıyorsunuzdur ama mesela büyük kentlerde akrabalık ilişkileri, akşamları insanların birbirlerine gidip gelmesi çok zorlaştı. Çünkü kadın iş hayatına girdi. Kadın da iş yerinde çalıştığı için akşamları yorgun eve geliyor. Kent toplumunun en büyük özelliği bu. Zaten çok önemli bir kısım da yolda geçiyor. Bu da tabii bireyleri ne yaptı? Toplumdan uzaklaştırdı. Nüfus hareketlilikleri tabii çok fazla kent toplumlarında. Çünkü göçlerle birlikte sürekli bir hareketlilik var. Farklı etnik kökenden insanların özellikle bazı bölgeleri doldurduklarını, bu da toplumları heterojen bir hale getirdiğinden söz edebiliyoruz arkadaşlar. Tabii kentsel yaşamla birlikte bir risk toplumu olmaya başladık. Kentsel yaşam ve karışıklıklar, biraz önce anlatmıştım bunları. Bununla bağlantılı olarak modern toplum tanımlamalarında kullanılan kavramlarından bir tanesi de risk toplumu olarak karşımıza çıkıyor. Geleneklerden uzaklaşma, işte biraz önce söz ettiğim gibi, yani geleneklerimizin çoğunu yapamıyoruz. Çünkü kent toplumu bizim kendi kişisel hayatımıza vakit ayırmamıza maalesef ki pek fazla müsaade etmiyor. Geleneklerden uzaklaşma, aşırı kopma, aşırı bireyselleşme. Yani tek başımıza kalıyoruz. İçe dönük bir toplum oluyoruz. Dolayısıyla toplumlarda strese bağlı posttravmatik stres bozuklukları dediğimiz fizyolojik, psikolojik davranıştan sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Yani aşırı sinirli olduk, aşırı öfkeli olduk, alıngan olduk, depresyon kent toplumlarında ciddi anlamda arttı. Bunlar hep alışkanlıklarımız değişmeye başladı. Mesela daha öfkeli olma gibi, daha mutsuz insanlar ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu risk toplumlarında, yani insanlar eskisi kadar gülemiyorlar. Tabii ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler ve risklerin toplumlarda gittikçe artması, bu da yine olumsuz bir etkiler yaratmaya başladı. Çünkü son yıllarda toplumlarda bildiğiniz gibi riskler ve belirsizlikler gittikçe artıyor. Yani insanlar gelecekte nasıl bir toplumla karşılaşacaklarını, nasıl bir yaşam biçimi içerisine gireceklerini çok kestiremiyorlar. Bu belirsizlikler de çok önemli. Bu da tabii insanları mutsuz ve gelecekten endişeli bir hale getirebildi. İşte biz bunların hepsini sevgili arkadaşlar risk toplumu adına veriyoruz. Şimdi tabii kentlerin büyümesiyle birlikte ne diyoruz? Kentlerin büyümesiyle birlikte artık bir şekilde farklı farklı
Otimizm. Bu ortak tam ortada toplanıyor. Yani bazı kentleşme büyüme bölgelerinde bu seçiliyor. Genelde küçük illerde daha çok görüyoruz biz bunu. Burada ikinci bölgede ise dönüşüm içerisinde olan bir bölge modeli. Yani zaman içerisinde farklılaşabilecek bir şeyi oluyor. Göreceli olarak yoksulluğun daha yaşandığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü bölge ise dönüşüm içerisinde olan bir bölge. İkinci bölgeden kaçan ama yine de daha pahalı bölgelere gitme gücüne sahip olmayan işçilerin yer aldığı bir bölge. Bunlar üçüncü bölgedeki kesimler. Bunlar daha az gelir grubuna sahip olan, çok fazla ama düzenli işi olan mavi yakalı işçilerden oluşan bir grup olarak bu üçüncü bölgeyi görüyoruz. Dördüncü bölge orta düzey ekonomik gruba sahip olanların yer aldıkları, tercih ettikleri bir yer. Burası biraz daha pahalı ve refah düzeyi yüksek olanların tercih ettikleri yer olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci bölge ise son bölge, sayfiye bölgesi olarak geçiyor. Burada daha zenginler yer alıyorlar. Bunlar genelde zengin, gelir durumu yüksek, kent merkezinden daha uzakta yaşayan ve çoğunlukla kendi arabalarıyla kent merkezine gidip gelmeyi tercih eden ve bunlar niye burada yaşıyorlar? İşte hani biraz önce söylemiştim, daha yeşil alan, çevresel faktörler daha az sıkıntılı, gürültü yok. En azından insanlar doğayla daha iç içe olup çevresel kirlilikten uzak yaşadıkları bir bölge olarak görüyoruz. İkincisi ise sektör modeli olarak görüyoruz. İkinci modeli ise. Evet arkadaşlar, benim odamda çok yüksek bir gürültü var. Şunu bir tek engelleyebilirsem. Bir dakika. Evet arkadaşlar, özür dilerim. Koridorda ciddi bir gürültü vardı. Benim konsantrem de bozduğu için o yüzden. Evet, üçüncü modelimiz ikinci modelimizden bahsedeceğim. İkinci modelimiz sektör modeli arkadaşlar. Sektör modeli ise yine sosyolog Homer Hoyt tarafından ortaya atılan kuramsal yaklaşımlardan bir tanesi. Genelde bir önceki iç içe girmiş daireler modelinden birazcık daha farklı. Bir daireler var ama o dairelerin içerisinde küçük küçük ayrılmış üçgen şekilde yerleşim bölgeleri var. Bu yerleşim bölgeleri genelde merkezlere yakın ama burada şöyle bir şey görüyoruz. İşçilerin evlerinin pahalı, apartmanların da aynı bölgede bulunabileceğine dikkat çekiyor. Mesela şu an büyük kentlerde bunu çok görüyoruz. Bir merkez var. Mesela şöyle söyleyeyim. İstanbul'da birden çok merkezin olduğunu görüyoruz. Buna da birazdan söz edeceğiz. Çok çekirdekli modelde. Şu an sektör modeli de çok çekirdekli modelden yola çıkarak ortaya çıkan modellerden bir tanesi. Sektör modelinde baktığımızda işçiler gene merkeze yakın bölgeleri tercih ediyorlar. Ama öyle bir yerleşim bölgesi seçilmiş ki bir kesimde küçük bir kısımda dar gelirler oturuyor. Mesela işte gecekondu evleri var. Hemen yanında da villalar veya çok yüksek katlı rezidanslar yapılmaya başladı. Yani bunlar bölge bölge üçgen şeklinde dağılıyor. İşte genelde orta merkeze yakın olan yerler dönüşüm bölgesi.
C bölgesi dediğimiz merkezden uzaklaşan yerler alt sınıfın yerleşim bölgesi. Çünkü bunlar genelde üst gelir grubunun dışından biraz daha uzaklaşıyorlar. İşte gecekondu aileleri diyelim isterseniz, onların yerleştiği yerler. D bölgesi dediğimiz merkezin kenarındaki işçi sınıfının bir üstü genelde orta sınıfın, yani beyaz yakalı dediğimiz memur sınıfının yerleşim bölgesi ve üçgen bir alan var. Bunlar kent merkezine yakın ama gittikçe uzaklaşıyor, ama belirli bir bölge buraya da tamamen yüksek gelir grubuna sahip olanlar yerleşiyorlar ve bir kısım kesim de bu genelde işçi sınıfının oturduğu yere yakın olan kesimde sanayi bölgesi olarak yer alıyor. Yani işçi sınıfı daha çok mavi yakalı olarak çok çalışan olduğu için bunlar daha çok sektör modeline göre sanayileşmenin yakın olduğu yerlere doğru yerleşiyorlar. Çok çekirdekli modele baktığımızda ise burada da yine çok farklı bir yerleşim merkezi oluyoruz. Burada İstanbul'u mesela biraz önce dediğim gibi örnek verebilirim. Farklı farklı merkezler var arkadaşlar, iş merkezleri. O merkezlerin etrafına doğru bu sefer yayılma olmuş. Hani merkezleri bir bölgeler modeliyle, sektör modelinde tek bir merkez var. Ama çok çekirdekli modelde büyük kentlerde birden fazla bölge görüyoruz. Mesela İstanbul'da diyelim ki Avrupa ile Anadolu yakası ayrı merkezler. Avrupa yakasında İşte diyelim ki Şişli ayrı bir merkez, Beşiktaş ayrı bir merkez, Kadıköy tarafı, yani Anadolu yakasında ise Kadıköy ayrı bir merkez. Yani bu birden fazla merkez var, onun etrafında bu sefer model oluşuyor. Yani diyelim ki Kadıköy, oradan örnek vereyim. Kadıköy merkez, Kadıköy merkezinde bir sanayi sektörü var. Onun yakınındaki yerler genelde alt sınıfın yerleşim alanları, ondan biraz uzaklaştıkça orta sınıf yer alıyor. Yine baktığımız zaman üst sınıf tamamen merkezden uzaklaşıp ayrı bir bölgede yerleşim kuruyor. Çünkü bunlar biraz daha yüksek gelir grubuna sahip olan kesimin yerleştiği kısım. Bir de şehir merkezinden çok ayrıldıkça, bu çok çekirdekli modelde, ağır sanayi dediğimiz ağır üretimin yapıldığı büyük fabrikaların kurulduğu yerleri görüyoruz. Bunlar şehir merkezinden uzakta oldukça bir iş merkezi bölgesi olarak, sanayi bölgesi diyoruz ya hani, bütün kentlerde olduğu için bunlar bayağı bir şehir dışından uzakta yerleşiyor. Ve yine bu sanayi merkezine yakın yerlere de yine banyolar yapılıyor, yerleşim merkezleri yapılıyor ya da uzakta yapılıyor. Ama bunlar genelde sanayi bölgesinden çok uzakta zengin ailelerin yerleştiği yerler, ağır sanayi dediğimiz bütün fabrikaların ulaştığı yerlere yapılan iş yerlerinde de yine mavi yakalı işçilerin, yani alt gelir grubunun yer aldığını yine görebiliyoruz. Şimdi Türkiye genelinde büyük kentlerde daha çok biz çok çekirdekli modeli görürken, küçük kentlerde daha çok merkezleri bir bölgeler modelini daha çok görebiliyoruz. Şimdi çok çevre modelinde ise yine ortada birden fazla şehir merkezi var. Yine çok çekirdekli bir model bu da. Çevre modelini çok çekirdekli modelin biraz daha kalabalık hali bunlar. Banyo yerleşme alanları yine merkeze yakın yerde. Otoyollar var. Büyük otoyolların kurulduğu büyük. Mesela işte New York gibi, Amerika'daki New York gibi, Washington gibi çok büyük şehirlerde işte çevre modelini görüyoruz. Otoyolların çok gelişmiş olduğu bir kent bölgesi bunlar. Tabii gelişmiş kentlerden ve büyük ve gelir durumu çok yüksek olan ülkelerdeki kent modelleri buna çok örnek. Bir sürü alışveriş merkezleri var. Birden çok alışveriş merkezleri var. İşte İstanbul'da belki bunlara örnek. O alışveriş merkezlerinin yakınında sanayi bölgeleri var. Birden çok tabii sanayi bölgesi var.
hani daha önce çok çekirdekli modelde belki büyük sanayi, ağır sanayi bölgesini tek yerde söylemiştik. Bunda birden fazla sanayi bölgesinin olduğunu görüyoruz yine. Bu sanayi bölgesine yakın ofisler var. Bunlar genelde iş adamlarının büyük rezidanslar oluşturarak işte kendilerine iş merkezleri, ofis alanları kurup gidip gelmelerinin daha kolaylaştığı ve en azından işte ulaşımın daha kolay olduğu bir yerlere yerleşiyorlar. Yine bu iş alanlarının merkezden uzaklaştıkça hizmet merkezleri oluştuğunu görüyoruz. Bu hizmet merkezleri genelde işte büyük hastaneler, mesela şu an şehir hastanelerini Türkiye'de mümkün olduğu kadar şehir merkezinden uzakta bu çevre yollarının üzerine kurmaya çalışıyorlar. Yani şehir merkezinde çok fazla yapmıyorlar. Havalimanları varsa eğer havalimanları kompleksleri yine bu çevre modelini şehir dışından mümkün olduğu kadar uzak yerlere yer alıyor. Yine birleştirilmiş eğlence merkezleri dediğimiz işte çok alışveriş merkezi, eğlence merkezi, civarında hastanelerin olduğu, oteller, hatta bu eğlence merkezlerin tam yakınına büyük kentlerde, gelişmiş bölgelerde lüks otellerin yapıldığı, yani insanlar hem kalıp hem de eğlenceden, yemek sektöründen yararlanabilecekleri bölgeleri yine bu bölgeler içerisinde görebiliyoruz arkadaşlar. Yine tabii bunları şekilde anlatamadım ama kitaplarınızdan bunları da yine takip edersiniz arkadaşlar. Türkiye'de kentleşmeye baktığımızda karşımıza üç kent tipi çıkıyor. Bunu aile konusunu incelemeye çalışmıştım arkadaşlar. Kentsel toplum, kırsal toplum, gecekondu toplumu dediğimiz üç toplumdan söz ediyorduk. Kentsel toplumu az önce anlattık. Kırsal toplumdan da birazcık bahsetmiştik aile konusunda. Kırsal toplumda neydi hatırlıyorsak eğer, genelde kentsel toplumun tersi küçük yerleşim bölgeleri, insanların bir arada yaşadığı, birincil grupların sıcak sevgi ilişkilerin olduğu yerlerde. Gecekondu toplumu da yine nüfus hareketlerinde bahsetmiştim. Kırsal kesimden kentsel bölgeye geçmekle birlikte gecekondu toplulukları oluşuyordu. En çok sorunun, işsizliğin, sorunların görüldüğü topluluklarda gecekondu toplulukları olarak karşımıza çıkmıştı. Tekrardan çok üzerinde durmayacağım. Evet, şimdi arkadaşlar, hani geçen hafta bu ünitede şurada slaytta gösterdiğim gibi bu konuları incelemeye çalıştık. En son olarak da işte Türkiye'de kentleşme sürecinin kırsal kentsel toplumlar olduğundan söz ettik. Genel olarak bir konuyu özetlemek açısından kısa bir soru cevap hazırlamıştım ben sizlere. Hemen konuları şöyle bir kısa neler işlediğimizi özetlemek açısından geçmek istiyorum. Ve genelde değinmediğim konuları da soru olarak anlatmaya çalışacağım. Çağdaş sanayileşmiş toplumlarda gözlenen kentleşme olgusunun geçirdiği dönemler nelerdir dediğimizde, ben bunları özetledim ama bir alt başlıklar altında toplamadım. Hemen onları özetleyelim. Belki hani sınavlarınızda da gelebilir. Sonra hoca bunları madde madde bize vermedi şeklinde bir şey olmasın. Klasik kentleşme dönemi kırsal kente, kentsel alana emek göçünü ifade ediyor. Yani klasik kentleşme döneminde biz bunu görüyoruz. Kırsal alandaki nüfus yoğunluğunun azalması, doğum oranlarında düşüş görüyoruz ki bundan bahsetmiştim. Karşı kentleşme dönemi geçiyor. Ile kentsel alanla birlikte kalabalık apartman mahallelerinden müstakil evlere ve sayfiye bir kaçış var ki biraz önceki kentleşme biçimlerinden söz ederken de bundan söz ettim. Nüfus dağılımı dönemi, nüfus büyük bir bölümün kentsel alanda yaşaması, kentsel alandaki nüfus yoğunluğunun azalması ve düzenli olmayan bir nüfus hareketi görüyoruz. Kentleşmenin zaten en önemli sorunlarından bir tanesi de elbette ki bu arkadaşlar. Bunları görüyoruz. Evet, kent sosyolojisi kültürel ve yapısal yaklaşımların önemli isimleri genelerdir. Ben çok fazla
isimlerden söz etmedim ama kentleşmede işte her dört tane kentleşme kuramından söz ettik. Bunların kuramcıları var. Yine toplumsal değişim döneminde Karl Marx'ı, Max Weber'i, Durkheim'ı, Auguste Comte'u görüyoruz, etkilerini görüyoruz. Fazla isimler üzerinde durmadım ama kitaplarınızda bu isimler var. Özellikle bu isimler belki sınavlarınızda gelebilir. Kent sosyolojisinde kültürel ve yapısal yaklaşımın en önemli isimleri kimlerdir deyince şöyle bir özetleyelim isterseniz. Sınavda ola ki gelirse artık bunları tabii bir şekilde ezberlemeniz belki gerekebilecek. Ben normal derslerimde çok isim sormadığım için fazla isimlere girmiyorum. Çünkü çok akılda kalıcı olmuyor. Kültürel yaklaşımlarda Chicago Okulu'nda kimleri görüyoruz? İşte Robert Park, Ernest Borges ve Louis Wirth'i görüyoruz. Bunlar kültürel yaklaşımlar konusunda katkıda bulunan ve yine işte Borges gibi Robert Park gibi kuramcılar kentleşme olgusu üzerinde çalışma yapan kişiler. Yapısal bakış açısından baktığımızda ise David Harvey ve Manuel Castells'i yine kuramcı olarak görüyoruz. Belki sınavlarınıza çıkabilir. İsim olarak ben söz etmediğim için burada yine de konunun önemini vurgulamak için dersin sonunda bunu göstermek istedim. Evet, bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Tabii biraz her zamanki gibi hızlı gidiyoruz. Her konuya değinemiyoruz ama süremiz bir saate yakın olduğu için bir saatte ancak bu kadar bir özetleme yapıyoruz. Herkese selam, sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.